Köylerde yol ve su sıkıntıları bir türlü bitmek bilmiyor. Bozkale köyü de bunlardan bir tanesi. Merkeze bağlı Bozkale köyü yol ve su sıkıntısının yaşandığı köylerin en çarpıcı örneklerinden bir tanesi. Öyle ki Kars merkeze sadece 5 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen bu sıkıntılarından kurtulamıyor. 95 hane, 550 nüfusa sahip bu köy çimento fabrikasının hemen yanı başında bulunuyor. Köylüler çimento fabrikasına yakın olmaktan dolayı memnun. Hem köydeki gençler fabrikada çalışma imkanı buluyor, hem de fabrika köyün ihtiyaçlarını karşılamada kendilerine yardımcı oluyor. Köy okulunun yapımı, cami ve mezarlık yata duvarlarının yapımı gibi konularda üzerine düşeni fazlasıyla yapmış çimento fabrikası. Hatta köy yolunun yapılması için dönemin belediye başkanı ile bile görüşülmüş. Her ne kadar köy yollarının yapılması devletin sorumluluğunda olsa da özelleştirilmesine rağmen elini bu taşın altına koymaya hazır olduğunu dile getirmiş fabrika yönetimi. Köyü çevreleyen irili ufaklı tepeler ham madde sağlanabilmesi için iş makineleri ile talan edilirken bile şikayet etmiyor köylüler. Tek istedikleri köyün yolunun bir an evvel yapılması ve köyün üzerinde dolaşan toz bulutundan kurtulmaları. Köyün tek sorunu yol değil elbette. Bir de su sıkıntısı var. Köyün hemen üst kısmında bulunan kaynaklardan ziyade dere yatağından su getirilmesi daha uygun görülmüş. Ama gelin görün ki köyün kanalizasyon bağlantıları da aynı dere yatağı ile birleşiyor. Özetleyecek olursak doğanın bir veli nimeti olarak geri dönüşüm sağlanıyor. Köy halkı her ne kadar bu suyu kullanmak istemese de kullandıkları zaman türlü hastalıklarla savaşmak zorunda kalıyorlar. Evet sevgili izleyenler, Kars merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Bozkale köyündeyiz. Bozkale köyünün 95 hane 550 nüfusu var. Ve bu köyün en büyük sorunlarından bir tanesi hemen yanı başında bulunan çimento fabrikasının malzemesini temin etmek için kullanılan yol. Bu yolun ne gibi bir zararı var diyecek olursanız ağır tonajlı araçlar bu yolu kullanıyorlar ve bu yoldan tabii ki havalanan o toz birikintisi her şeye, hem tarım alanına hem de köyde yaşayan insanların sağlığına oldukça fazlasıyla zarar veriliyor. Aynı zamanda büyük kayalar kopup düşüyorlar etrafa ve köylüler kendi imkanlarıyla onları temizlemeye çalışıyor. Buradan soruyoruz çünkü zamanında yapmış olduğumuz araştırmalar ve almış olduğumuz duyumlar da ki köyde yaşayan vatandaşlar da bunu destekliyorlar. Çimento fabrikası bu yolun asfaltlanabilmesi için hem Kars Belediyesi hem de il özel idaresine elinden geldiğince destek vereceğini açıklamıştı. Öyle ki yani tutacak maliyetin yarısı çimento fabrikası tarafından karşılanmaya hazırken bile böyle bir girişimde bile bulunulmadı. Bunun nedenlerini de yine araştıracağız ama bir de köyde yaşayan vatandaşların kendi ağzından dinleyelim bu sıkıntıları. Evet, gördüğünüz gibi kamyonların gelip geçtiğini siz de görüyorsunuz burada. En az 40-50 ton yük vuruyor. Buradan geçip gidiyorlar yani. Taş düşüyor arabadan, köyün yakınından geçiyor. Toz vatandaş çok rahatsız ediyor. Şu an biraz yer rutubetli olduğu gibi şey yok, toz yok. Hele bir 2 ay sonra gelin yani o evlerde durulmaz. Adam dışarı çamaşırını saramıyor. Sandalyesini koyup dışarıda oturamıyor. Çok büyük bir sıkıntı. Yolumuz herkese görüyorsunuz yani. Karayollarda getirdiği asfaltı yine çimento fabrikasının yanına kurdular. Bizim belediyenin asfalt şantiyesini oraya kurdular. Bir yarar olur dedik. Ondan da bir yarar görmedik yani. Her üretim buradan başlıyor. Bizim köyün yerinden şey yapıyor ama zararından başka da yararını görmüyoruz yani. Asfaltlama aynı, çimento istese buraya beton döker yani böyle bir yol olmaz da yani çok sıkıntı çekiyoruz yol konusunda. Evet sevgili izleyenler ne yapıyoruz? O zaman buradan sesleniyoruz. Belediyenin asfalt şantiyesi hemen çimento fabrikasının yanında duruyor. Çimento fabrikasının böyle bir teklifi var. Yardımcı olmak istiyorlar. Gelin el birliğiyle birlikte yapalım diyorlar. İl özel idaresi de elini taşın altına koyacak elbette. Çünkü en büyük yükümlülük onlara düşüyor. Hangi köye giderseniz gidin karşınıza çıkan en büyük sorunlardan bir tanesi köyün yolu ve diğer yandan içme suyu. Ki Bozkale içme suyu sıkıntısını da yaşıyor. Nasıl? Hemen köyün üst kısmında bulunan su depolarından su verilmesi kesilmiş. Daha sonra hemen köyün altında bulunan dere yatağından su alınmış. Fakat o kadar rahatsız edici bir durum var ki çünkü köyün kanalizasyonu da hemen hemen aynı dereye bağlanmış bir durumda. Bu konuda ne gibi denetimler yapılıyor? Ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bilemiyoruz. Sizlerin takdirine bırakıyoruz.